Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İftar saatine hoş geldiniz. Necmettin Nursaçan hocamızla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Sevgili Mustafa Akbaş çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Kıymetli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Orkestramıza yüreğinize sağlık. Evet, stüdyo konuklarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Geçtiğimiz günlerde misafir almıştık. Nur Ala ablamız değil mi? Hatta hocam hep bahseder. Bir de kardeşi varmış der. Ala Nur. İki ismi. Ala Nur, Nur evet. Ala. Ne Doğu güzel. Türkistan Uzugum Kadın ve Kültür Derneği bugün yine misafirlerimiz. Geçtiğimiz günlerde yetimlerimizi, çocuklarımızı buraya konuk almıştık. Onlarla hasbihal etmiştik. Onların dertlerini dinlemiştik. Sağ olsun izleyenlerimiz, bizi izleyenler de hassasiyet ile yaklaştılar. Sanırım sizi de aradılar. Üzülmüşler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hassasiyet gösteren izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha programımıza. Evet sevgili izleyenler, bugün yine inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. 3 izleyicimize Kabe motifli Kur'an-ı Kerim hediyemiz için yayında 3 tane şifre vereceğim. Farklı zamanlarda, farklı bölümlerde bu 3 şifreyi takip etmeniz gerekiyor. İlk şifre inşallah biraz sonra sizlere ulaşacak. Dün muhterem hocamız kadın konusunu işlemişti. Peygamberliğin ilk gününde yanında kadın, peygamberliğin son gününde yanında kadın, Hazreti Hatice annemiz ilk gününde, Hazreti Ayşe annemiz son gününde. Yarım kalmıştı. Bugün inşallah devam edeceğiz konumuza. Cennet yolcusu hanımların 10 vasfı var demişti hocam. Bunlar neler? Bu vasıflar neler? Onları soracağız. Kutlu Nebi'nin bize dünyadan tavsiye ettiği 3 şey var. Bu tavsiyeler neler? Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen 4 beraat olayı var. Bu olayları merak ediyoruz, hocamıza soracağız. Safiye annemize Yahudi kız dediklerinde Allah elçisi ne demişti? Bu tabloyu hocam inşallah bizlerle paylaşacak ilerleyen bölümlerde. Telefonumuz hazır, hemen telefonumuza başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Necmettin Hocam'a normalde iki tane soru soracaktım da dün akşam gördüğüm rüyayı da sormak istiyorum. Peki. Önce dün akşam gördüğüm rüyadan başlayayım. Hayırdır inşallah diyelim. Hayırdır inşallah diyelim, hayır olsun. İnşallah. Hocam benim dedem 113 yaşında vefat etti. Vefat ettiği salı günü akşam vefat etti. Çarşamba günü defnettik. Çarşamba akşamı, perşembe akşamı, cuma akşamı mezarının baş taşına gökten turkuaz bir ışık indiğini köy ahalisinden 3 kişi görmüştü. Dedemi sürekli rüyamda görüyordum. Dün akşam yine rüyama geldi. Bana bir tane Arapça yazılı bir kağıt verdi. Üzerinde Ali bul Muhammed'e git yazıyordu. Yolculuk etmem gerekiyordu. Medine'ye yolculuk ettim. Medine'de bir pazar yerinde Ali diye birisini buldum. Uzun boylu, uzun saçlı, sakalları uzun, cüsseli bir kişi, gözlerde sürme olan bir kişi. O beni tam Muhammed'le, yani dedemin bana tarif ettiği Muhammed'e götüreceği esnada babam ve küçük erkek kardeşim oraya geldiler. Beni tuttular. Türkiye'yi pislediğin yetmiyor. Bir de Medine'yi mi pisleyeceksin dediler. Benim Muhammed'le görüşmeme babam ve kardeşim engel oldu. Evet. Bu birinci sorum hocam. Bu rüya, anlattığınız rüya. Evet. Dün gece mi gördünüz? Dün gece gördüm. Daha önce de görmüştüm. 3 ay falan önce de görmüştüm. Tamam, bu birinci sorusu hocam. Rüya. Evet, İkinci soruyu alalım. İkinci soruyu duyalım. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in hem amcası oldu, hem damadı ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın aslanı diye nitelendirilen bir kişiyken ve herhangi bir mezhep önderliğine girişmemişken diğer mezhep önderlerinin kurmuş olduğu mezhepler ne kadar caizdir? Sonuç olarak onlar da Hazreti Muhammed'i görmediler. Onlara anlatıldıkları kadar biliyorlar. Üçüncü soru. Üçüncü soru. Evli olmadığım halde 2 yıla yakın bir bayanla aynı evde kaldım. Birbirimizi çok seviyorduk. Evlilik düşünüyorduk. Ailevi sorunlardan dolayı aramızda bir mezhep farklılığı var. Ondan dolayı ayrıldık. Ama kendimi nedense o kıza karşı vicdanen sorunlu hissediyorum. Çünkü o yarın evlenmek istese bile bunun sorunları çıkacak. Çeşitli ilişkiler falan oldu aramızda. Bununla ilgili ne yapmalıyım? Bu günahtan nasıl kurtulabilirim? Kız kendi isteğiyle ayrıldı yalnız. Evet.
Peki, 3 sorunuzu da not aldım. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Hayırlı akşamlar, ben hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar, teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Rüya hocam. Efendim, bir rüya kere tabiri. Biz rüya tabir etmiyoruz. Hayra karşı gelsin, bu temennide bulunuruz, o kadar. Yani iyi rüya gördüğümüzde söyleyebiliriz başkalarına, kötü rüya gördüğümüzde başkalarına söylemememiz lazım. Ve onun atmosferine girmemeli, onu bitirmeli. Kötü rüya içinde durum bu. Evet, hocam diğer soruların cevaplarını biraz sonra versin. Peki efendim. Çünkü kutsal topraklara gireceğiz inşallah. Peki efendim. Mescid-i Cirane'de sizin sohbetiniz ve dualarınız var kutsal topraklarda. İzleyicilerimize paylaşmak istiyoruz ve yaptığınız duaya da amin diyeceğiz inşallah. Peki efendim. Evet, kutsal topraklardayız. Hocam, Medine ziyaretimizin ardından kutsal topraklarda Mekke'de ziyaretlerimize devam ediyoruz. Sizin rehberliğinizde şu anda bir yere geldik. Bu yerin adı nedir? Tarihi açıdan bu yerin önemi nedir? Muhsin Bey, bulunduğumuz bu yere Cirane deniliyor. Mekkelilerin mikat mahallelerinden biridir burası. Evet. Yani Tenim Mekke'nin içinde kalmıştır. Orada bir mikat mahalli, bu Cirane'de bir mikat mahalli. Ama mikat mahalli olmasının ötesinde yaşanmış tarihi bir olaya sahne olmuştur bu mekan. Onları anlatmakta fayda vardır. Efendim, bilindiği gibi Mekke fethedilmiş, Kabe'de ezan okunmaya başlanmış, İslam imanı dalga dalga cihan ufuklarına yayılıyor. Tam bugünlerde bir haber. Efendim, Huneyn'de Sakif kabilesi Müslümanlara saldıracak diye bir haber geliyor. Peygamberimiz de kazanmışken kaybedilir mi? Ordusunu hazırlıyor. Fakat ordu yeknesak değil. Müslüman olmamışlar da var. Yeni Müslüman olmuşlar da var. Ve bir de biz bugüne kadar Bedir'de 300 kişiydik. Ebu Cehil tarafı 1000 kişiydi. Buna rağmen biz galip geldik. Hendek'te biz 2500'lük, onlar 12.000'di. Biz galip geldik. Burada ne kıymeti var? Mekke fethedilmiş. Artık İslam imanı cihana yayılıyor. Ne önemi var düşmanın? Düşmanı basit görme, hafife alma gibi bir durum var. Ve gücü de Allah'tan değil, sanki kendilerinden gibi düşünüyorlar Müslümanlar. Rabbimiz bunu Kur'an'da söylüyor. Ve yevme Huneyn'in iz a'cebetkum kesretikum. Huneyn gününde sizin çokluğunuz sizi mağrur etti ama size fayda vermedi. 20 bin kişilik Havazinliler kayaların arkasında pusu kurmuşlar. Birden Müslümanların üzerine saldırıya geçince yani kurt görmüş kuzu gibi kaçışmaya başlıyorlar. Peygamberimiz yapayalnız kalıyor. Bir ordunun karşısında ene nebiyyüla kezib, ene ibn Abdülmuttalib. Ben peygamberim, bunda şüphe yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım, bunda şüphe yok. Hazreti Abbas bir kayanın üzerine çıkmış orada. Ey Şecere-i Rıdvan altında ve Akabe'de varlığımızın son nefesine kadar, ömrümüzün son anına kadar bu davada sebat edeceğimize söz veririz diyen ashab-ı kiram, peygamber burada duruyor da siz nereye gidiyorsunuz? Bu sözü duyan ashab-ı kiramın aklı başına geliyor, yeniden bir hamle yapıyor ve bu sefer de kesin bir zafer alınıyor. Ve o zafer neticesinde işte burada ganimetler dağıtılıyor. Sevgili Peygamberimiz bir kısım insanlara, yani gönülleri İslam'a ısındırılacak müellefe-i kulüpten her birine 100'er deve veriyor. Allah Allah. Ya ama Ensar'dan bazı kişiler de ya bu nasıl iş ya? Adam yeni la ilahe illallah diyor. Yani bizim ise yani şu kadar zamandan beri bu davanın çilesini çeken biz, bu iş nasıl olur diye mal hırsı, dünya hırsı,
dedikodu etmeye başladılar. Bu haber de sevgili peygamberimize geliyor. Ashabım, şöyle deseydiniz, haklıydınız. Biz küfür karanlığı içindeydik de, ey peygamber, senin sayende imanın aydınlığına erdik. Biz anarşi içindeydik de, senin sayende huzura erdik. Biz tefrika içindeydik de, tevhide erdik. Böyle deseydiniz, haklıydınız. Şöyle deseydiniz, yine haklıydınız. Ey peygamber, sen yalanlanmış olarak geldin, biz seni tasdik ettik. Sen kovulmuş olarak geldin, başımıza tac ettik. Bunları deseydiniz, bu da doğruydu. Ashabım, dünya malına siz tamah etmezsiniz diye ben bir kısım insanlara deve verdim, aldılar gidiyorlar. Bazılarına da sığır verdim, aldılar gidiyorlar. Onlar deve ile giderken, onlar sığırla giderken, siz de peygamberle gidiyorsunuz. Bu şeref size yetmez mi? Ağlamaya başlıyorlar. Bu şeref bize yeter. Biz razıyız ya Resulallah. Efendimiz de dua ediyor. Ya Rabbi Ensar'a, Ensar'ın evladına rahmet eyle ya Rabbi. Ensar'a, Ensar'ın evladına, evladının evladına rahmet eyle ya Rabbi diye dua ediyor sevgili peygamberimiz. Gelin iftar dakikalarındayız. El açıp dua edelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Rabbül Aleminsin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Ya Rab, mülk senin elinde. Gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab, gönüllerimize sürur, hanelerimize huzur lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya vasal mağfire, ighfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Rahmeti bol Mevlam. Hesap gününde beni, ana babamı, bütün müminleri bağışla. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkelt ve ala rızkıke eftart. Ya Rab, senin için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftar açtık, oruçlarımızı makbul eyle. Namaz ve hayru hasenatımızı makbul eyle. Ticareten len tebur sırrı namaz har eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ve sellem ala inneke hamid. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Cenab-ı Hak gitmeyenlere de nasip eylesin. Gidenlere de tekrarını nasip eylesin. Çok farklı bu. Ne kadar giderseniz gidin doymuyorsunuz. O yüzden tekrar gidenlere Cenab-ı Hak tekrar tekrar gitmeyi de nasip eylesin diyelim. Peki. Evet sevgili izleyenler, şimdi Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ilk şifreyi vereceğiz. Ama öncesinde kısa bir reklama gidiyoruz. 30 saniye. Sadece 30 saniye sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. İftar saati devam ediyor ve ilk şifreyi veriyoruz. Birinci şifremiz Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ilk şifre, yine hocamıza ait bu şifre, onu söyleyelim. Yuvada baba güneş. Yuvada baba güneş. Birinci şifremiz, ilk şifremiz. İki tane daha şifremiz var. Bu arada dün hocam söylemişti. Hocam bize ulaşıp işte çocuğumuz olacak, kızımız erkeğimiz olacak, bize lütfen hocamız isim tavsiye etsin diye yazanlar oluyor. Onlar için de bugün yine bir kız ismi, bir erkek ismi söyleyebilir miyiz? İlerleyen dakikalarda. İnşallah. Tamam. İlerleyen dakikalarda bebeği olacak olanlar için, yavrusu olacak olanlar için kız erkek ismi inşallah. Hocamızdan. Evet. Telefonumuzun cevabını verelim. Bir telefon daha alacağız. Arayan izleyicimiz dedi ki hocam, ilk sorusu rüya ile ilgili cevaplandırdınız. İkinci sorusu Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili bir sorusu vardı. Mezheplerle ilintili. Üçüncü sorusu da yaşadığı bir ilişkiyle ilgiliydi. Hangisinden başlamak istersiniz? Efendim bir kere Hazreti Ali Efendimiz başımızın tacıdır. Yani çocukluğundan beri sevgili peygamberimizin evinde yetişmiştir. Evet. Yani çocuklardan, gençlerden ilk iman eden birisidir.
sevgili peygamberimizin amcasının oğludur, damadıdır, halifesidir. Camilerimizin kubbelerinde adı yazılı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed duasıyla her gün namazda Ehl-i Beyt'e dua ederiz biz. O yüzden demek ki hiç burukluk, kırıklık yok. Hazreti Ali Efendimiz gözümüzün nuru, başımızın tacıdır. Yani mezhep imamlığı olmamış filan, öyle bir Hazreti Ali Efendimizin öyle bir iddiası yok, öyle bir davası yok. O devirde zaten buna da ihtiyaç yok. Ondan sonra buna ihtiyaç olmuştur. Mezhepler çok sonra tabii, zaten ortaya çıkmış. O yüzden bu mezhepler arasında da bir derdimiz, kavgamız yok. Biri birine karşı da yok. Bak İmam-ı Şafii Hazretlerine bakın. Bir gün Bağdat'ta İmam-ı Azam Hazretlerinin kabrinin bulunduğu Azamiye Camii'nde sabah namazını kıldırıyor. İmam-ı Şafii'ye göre sabah namazının farzının ikinci rekatı, rükudan kalktıktan sonra bir kunut yapılır. Yapmıyor İmam Şafii, yapmıyor. Efendim unuttunuz mu, nasıl oldu, ne diye yapmadınız bugün, mezhebinizin icabı. Şu muhterem insana saygımdan yapmadım diyor. Onun mezhebinde yok, onun bulunduğu yerde namaz kıldırırken ben kendi mezhebimin icabını bıraktım, ona saygı. Büyükler arasındaki saygı bu. Evet, yani, Allah razı olsun. Son sorusu hocam. Son sorusu, yani beyefendi bir hanım kızla bir arada beraber yaşadık. Evet. Yani asıl sorulacak kısım o. Yani soru şu olmalıydı diyor hocam. Bir kız ya, bir erkekle aynı evde yaşayabilir aynı mi? Aynı evde, evet. Nikah olmadığı evet. halde yaşayabilir mi diyordu. Bunu dinimiz onaylamaz. Yani ayrılmışlar efendim. Bundan sonra artık ne bileyim kendileri ve velileri onaylarsa bir araya gelebilirler. Evet. Evet. Nasıl Cenab-ı Hak beni nasıl affeder? Bu günahım nasıl bağışlanır? Evet. Bundan dolayı yürek yanmalı, gözyaş dökmeli ve Allah'tan af dilemeli. Evet. Evet. Peki bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. İstanbul'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Benim hocama iki tane sorum vardı. Elbette. Ben bundan iki sene önce 27 yaşında namaz kılmaya başladım. Evet. İki sene önce ben ikindi namazını kılıyordum ve iki rekatı Allah rızası için kılıyordum. Sonra kendi kendime dedim bu iki rekat namazımı kılmayacağım. Sonra ikindi namazını sekiz rekatını kıldıktan sonra tövbe ettim. Allah'ım dedim ömrüm yettiği yere kadar, nefesim yettiği yere kadar şimdi iki rekatı senin için kılacağım. Sonra rüküdeyken evde oldum ama kafam bir anda temizlendi. Yani hiç sadece odada olduğumu, namazın üstünde olduğumu biliyorum. Secde de kendimi Kabe'de gördüm. Beyazlar içindeydim. Kaşın gözüm simsiyahtı. Hiçbir yüzümde dahi leke yoktu. Kabe tam arkamdaydı. Namaz kıldığım tesbih elimdeydi. Ama ben bir şey, nasıl bir hoca gibi böyle 20-30 tane de sıraya dizilmiş kadınlar sağ tarafa selam veriyorlardı. Ben onların önündeydim. Kendimi bu şekil Kabe'de gördüm. Sonra 2 sene sonra ya da 3 sene sonra yine aynı o şekil secde de kendimi 2 tane yol ayrımı vardı. Bir tarafı yeşillikler, bir tarafı simsiyahtı. Ama bu yeşillikler olduğu yer ağaçlar çok yüksekti. Hiçbiri birinden farklı değildi. Ne biri büyüktü ne de dahi küçüktü. Hepsi aynı hizadaydı. Ve üçü bucağı olmayan bir yeşillik vardı. Sol tarafta ise çok büyük bir kapı vardı ve orada siyah ve... Rüya Hayır rüya değil. Bunu da secdede gördüm. Siyah ve kırmızı alevler böyle vardı. Duman vardı. Ben o yol ayrımından sağ tarafa doğru gittim. Yeşilliklerin içine doğru gittim, kayboldum. Bunu da aynı şekilde secdede gördüm. Evet. Şimdi... Ama hocam ben size sadece bunu söyleyeyim. Ben
bir hastalık atlattım. Bu hastalıktan dolayı Allah'a tövbe edip yani yüklü bir şekilde Allah'a yöneldim. Yani neden çok sıkıntılarla birlikte Allah'a yöneldim. Hani derler ya bir musibet bir nasihatta daha hayırlıydı. Ben resmen bir musibetle Allah'a yöneldim. Bilmiyorum yani çok sıkıntılarla tekstelerek gittim. Çok sıkıntılarla Allah yoluna gittim. Ama hiç çok tekstelerim oldu. Hiçbir zaman dedim ben dedim Allah'ın kuluyum. Allah'ın huzurunda secde edeceğim. Hiç kimse beni Allah'ın huzurundan geri çeviremez. Evet. Şimdi hocam da biraz evvel dinlerken acaba rüya mı diye sordu. Evet. Siz de hayır, rüya değil dediniz. Peki hayal etmiş olabilir misiniz böyle bir şeyi? Hayır. Hayal de etmediniz. Hayır hocam. Yani birebir secdedeyken siz Kabe'de mi gördünüz kendinizi? Evet, Kabe'de kendimi gördüm ve kalktım. Eve geldim, eşim dedi ki sana ne oldu? Titremeye başladım. Yani onu zaten anlatamam. Yani o hani o odadaki halim secdedeyim. Kabe'yi gördüm ama hani rükideyken zaten rükiye eğilirken zaten o anda temizlendi kafam. Yani o temizliği, o hafifliği size anlatamam, anlatamıyorum. Ya anlık bir şey miydi? Peki şunu sorayım ben. Anlık mıydı? Secdeden kalktığınızda tekrar evde miydiniz? Yani yoksa namazı evet, orada mı tamamladınız? Evet. Anlık bir şey. Secdede kalktım, evet. Yine eski halim, dünya hali. Secdeden kalkmaz yine dünya hali yani. Yani secdeye gittiniz, kendinizi Kabe'de gördünüz, secdeden kalktınız, evet. Tekrar evdesiniz. Evet. Anlık, evet. Anlık bir durum, evet. Evet. Peki, televizyondan takip edin o zaman. Ben hocama bırakacağım sözü. Başka sorunuz yoksa tamam. Şayet. Var mı başka sorunuz? Hocam bir de işte az önce söylediğim gibi hani onu da secdede gördüm. Hani yani öyle şeyde hani sanki cennet ve cehennemi görmüş gibi hani öyle de hani söylemek istedim dediğim gibi sağ tarafta aydınlık ağaçlar yeşillikler, uçsuz bucaksız, hiçbiri birinden büyük ya da küçük değildi. Hep aynı güzeldi. Sol tarafında da dediğim gibi ya çok büyük bir kapı vardı. O kapıda siyah ve kırmızı alevler vardı. Bu da mı namazda ben oldu? Bu da mı namazda oldu? Evet, o da secdede oldu. Secdede. Ben yine beyazlar içinde o yeşilliklerin ağaçların arasında kayboldum gittim. Evet. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Hocam ben 27 yaşında namaz kılmaya başladım. Şu an 31 yaşındayım ama dediğim gibi ben yani çok sıkıntılarla Allah'a yöneldim. Yani evet. Ben büyük haksızlık yaşadım. Çok korktum. Yani diyorum secdede giderken yani o çektiğim sıkıntıyı bir de Allah geliyor zaten. Ama hiçbir zaman Allah'ı bırakmadım. Yani Allah'a çok sıkıntılı bir şekilde yöneldim. Hani hiçbir şekilde de bırakmadım Rabbimi. Bilmiyorum. Ben Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hocama ben yorum için sözü bırakacağım. Siz de lütfen televizyondan takip edin. Evet hocam dinledik. Muhsin Bey benim burada aslında. Bak hanım kardeşimiz 27 yaşında namaza başladım diyor. Ve her gün ikindi namazından sonra da Rabbimin rızası için iki rekat namaz kılayım dedim evet. Diyor. Bu durumda bakın bir kere bu hanım kızımızın 27 yaşında başladığına göre kaç yaşında mükellef olduğunu düşünelim. 16. En geç hayır 16 değil. Evet. 16 olmaz. Yani 13'ünde 14'ünde olabilir. 15'inde olmadıysa artık 15 yaşını doldurunca mükelleftir. Mükelleftir diyorsunuz. Mükelleftir. Bakın 15 yaşından 27 yaşına kadar namaz borçları vardır. İkindiden sonra her gün Rabbimin rızası için iki rekat, o nafiledir. Nafile namaz olmaz. İkindi namazının farzı kılındıktan sonra artık o gün nafile kılınmaz. Hanım kızımız nafile kılacağına yani borcumuz varken nafile kılınmaz anlamına demek istemiyorum. İkindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Evet. Kaldı ki kendinin borçları var. Bari o borçlarına niyetlenmiş olsa da. Kerahat vakti olduğu için kılınmaz diyorsunuz. İki rekat kılacağına dört rekat kılsa hiç olmazsa ikindi namazını kaza etmiş olur. O borçlarını ödemiş olurdu. Evet efendim. Diğer peki hocam secdede bir anda kendisini Kabe'de görmesi? Onu artık öyle bir havaya girme öyle yoksa onun gerçekle ilgisi olamaz. Ya bunun fiziki bir açıklaması tabii, zaten yok doğru, diyorsunuz. Doğru efendim.
Bir anlık öyle hissetti. Öyle hissetti. Hayal etti. Evet, hayal etti. Bir öyle. Anlam çıkarmak gerekir mi bu tür hadiselerden? Yok. Bir anlam çıkarmak gerekmez diyor hocam. Ben orada yakaladığım asıl soru olarak o kısmı yakaladım. Hanımı kızımız bundan sonra da öyle edecek olursa o nafile değil de Allah'a karşı borçları vardır. O borçlarını vermesi lazım. Ama işte günahlardan böylesine bir dönüş yaptığı için de tebrike şayandır. Evet. Diğer kısma çok takılmayın diyor hocam. Öyle. Tabii biz hep şeye meraklıyızdır. Bu tür şeylere meraklıyızdır ya hocam. Yani işte dediğin doğru ya. Yani insanlar bu tarafını merak eder. Bakın hocam farklı bir şey yakaladı. Evet. Yani ben bile hiç o tarafını düşünmedim. Hani namaz, kaza borcu var mı? Onları düşünmedim. Aa nasıl gitti acaba? Bir anda kendisi secdedeyken Kabe'ye nasıl gitti? Kilometrelerce öteye nasıl ulaştı? Hani onu biz düşünüyoruz ama siz başka bir noktadan yakaladınız olayı. Peki. Doğru. O kısmına da takılmayın diyor. Kafanızı oraya yormayın diyor hocam. Doğru. Peki. Video sorumuza geçelim. WhatsApp hattımız ile bize görüntülü sorularınızı ulaştırabilirsiniz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımız şu anda ekrana yansıdı. Görüntülü sorularınızı bekliyoruz diyelim. İlk soruyu görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Kredi kartıyla alışveriş yapmak günah mıdır? Faiz işleniyor diye kullanmayın diyorlar. Doğru mudur? Kredi kartı kullanmak dinen caiz midir? Kredi kartıyla alışveriş yapma yeter ki faize girmeyeyim. Zannederim ki onun diyelim ki bir aylık bir müddeti olur. O bir ayı geçirdikten sonra faiz işlemeye başlar. Faiz işletmeden kullanabilirsem hala. Mahsur yok yeter tabii. Ki faiz işlemez. Evet. Devam edelim diğer soruyu görelim. Hocam hayırlı akşamlar. Size bir sorum olacaktı. İmsak vaktinde ezan okunduktan sonra sabah namazını bir saat beklemeden kılabilir miyiz? Teşekkür ederim. Efendim, bu o imsak var. İmsak dakikası bıçak sırtı gibidir. İmsake kadar bir evvelki günün yatsısını kılabilirim. Teravihi kılabilirim. Teheccüdü kılabilirim. Ama imsak dakikası geldikten sonra yeni günün sabah namazını kılabilir miyim? Kılabilirim. Oruca da başlamış olurum ve yeni günün sabah namazını da kılabilirim. Bıçak sırtı gibidir. İki günü birbirinden ayıran vakittir imsak vakti. Evet, diğer soruyu görelim. Şamlar hocam, anne için soruyorum. Astım ilacı orucu bozar mı? Astım ilacı, yani bu fıs değil mi? Bozmaz, orucu bozmaz. 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 Evet. Devam edelim. Hayırlı akşamlar hocam. Size bir sorum alacaktım. Öldüğümüz zaman cennete veya cehenneme gittiğimiz zaman Allah'ın Resulü görecek miyiz? Ya. Peygamber Efendimiz'i görecek miyiz ahirette? Efendim yani bakın cenneti unutturan şeylerden biri cennet içinde cennet. Vücuhun yevme izin nadiretun ila rabbiha nadire. Nice yüzler var Allah'ı görecek. Sevinçten pırıl pırıl yanacak. Nefis bir koku her tarafı kaplayacak. Hanımına dönünce hanımı diyecek ki efendi hayran oluyorum yahu. Bu ne güzellik. Bu ne nefis koku. Hanım aynı hali. Ben de sende görüyorum diyecek. Yani bu iş var ya cenneti unutturuyor. Yunus nedir? Ahilere ahiret gerek, sofilere sohbet gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Böyledir yani asıl cennet içinde cennet Rabbimizin cemalini görebilmektir. Ve inşallah müminler cennetten Allah cennette olacak da Allah'ı orada görecek değil. Müminler cennette oldukları halde Allah'ın mekanla ilgisi olmaksızın göreceklerdir. İnşallah sevgili peygamberimizi de göreceklerdir. İnşallah. Bu arada yarın hocamızın konusu cennet ve cehennem olacak. Orada. İnşallah. Duyuralım. İnşallah. Cennete kimler girebilecek? Cennete kimler giremeyecek? Doğru. Merak ediyoruz. Cennet nasıl bir yer? Cehennem nasıl bir yer? Cennet ve cehennem şu anda var mı?
Doğru. Kurulu mu değil mi? Bu soruları ve benzer soruları sizler de WhatsApp hattımıza görüntülü soru olarak yollayabilirsiniz. Yarın hepsini soracağız hocam. Muhsin Bey, cennet ebedi yurdumuzdur. Bu değerli konuklarımız Yozgatlı değil mi? Evet. Şimdi biz Yozgat'a gidecek olsak, ya Yozgat'ın havası nasıl, bağı bahçesi nasıl, ticari hayatı nasıl, tarihi dokusu nasıl, onları öğrenmek isteriz değil mi? Ya? Elbette. Ha, yani diyelim ki Yozgat'ta 2-3 sene kalacağız. Yani bakın 2-3 sene kalacağımız yeri iyice öğrenmek isteriz gitmezden önce. Ya ebedi kalacağımız yeri öğrenmeli değil miyiz? İnşallah. Cennet nasıldır? Ya. Yarın inşallah evet. Cennet ve cehennem konumuz. Bu arada arkadaşlarımız şu anda Sultanahmet'teler hocam. Evet efendim. Oradaki atmosferi bizlerle paylaşacaklar. İftar dakikalarını bizlerle paylaşacaklar. Bir selam verelim ve soru sormak isteyenler var Sultanahmet'te. Selam verelim. Merhabalar. Merhaba Necmettin hocam. Teşekkür ederim. Ben Fatma Önal. Sinopluyum. Size bir sorum var. İnsan neden yaratıldı hocam? İnsan efendim bakın Yüce Rabbimiz sallallahu aleyhi ve mâ halaktül cinne vel inse illâ liya'budûn. İnsanları ve cinleri beni bilmeleri, beni bulmaları, bana kul olmaları için yarattım. Demek ki yaratılış amacımız bu. Bakın bizim evliya yurdu bu toprak, şühedâ burcu bu yer. Bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Anadolu coğrafyasını yaratana tazim, yaratılmışa şefkati sembolleştiren, abideleştiren eserlerle biz vatan haline getirmişiz. Selam ediyoruz buradan sizlere. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Anladım hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Evet. İftar dakikalarını orada geçiriyorlar. İftarı orada karşılıyorlar. Başka bir soru daha herhalde duyacağız. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyorum size. Hemen sorunuzu duyalım. Hemen sorunuzu duyalım. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kaderimiz belli ise kararlarımızdan neden sorumlu tutuluyoruz? Evet, kaderimiz belli ise vermiş olduğumuz kararlardan dolayı biz neden sorumlu tutuluyoruz? Efendim, kader ne demektir? Bakın, iman esaslarımızdan biri kadere inanmaktır. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Ama ne demek kader? Vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. O günü yeri gelince gerçekleşmesine de kaza diyoruz. O halde biz niye sorumluyuz? Yüce Allah bize bakın akıl verdi, irade verdi. Kulum hangi yola gidersen onu yaratırım. Hayra gidersen onu, şerre gidersen ona. Hayra gidersen razı olurum. Şerre gidersen ona razı olmam. Madem ben ne yapayım canım, benim kaderimde katil olmak vardı. Böyle deyip de kendimi sorumluluktan kurtaramam. Ben bilmiyorum hakkımdaki kaderin ne olduğunu. O yüzden doğruyu, iyiyi, hayrı, güzeli araştırmak durumundayım. Allah akıl verdi, irade verdi. Evet. Peki orada bir soru daha var mı? Bir soru daha duyabilecek miyiz? Varsa o masada soru sormak isteyen. Bu arada sizleri teşekkür de tanıyalım. Ederim. Sizleri de İyi tanıyalım. Akşamlar. Nereden geliyorsunuz? Beyefendi. Nereden geliyorsunuz? Duyamadı beni. Evet. Efendim sizi tanıyalım mı? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Selamun aleyküm Necmettin hocam. Aleyküm selam efendim. Ben Yılmaz Doğan. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Size bir sorum olacaktı hocam. Buyurun efendim. Evet. Nefsimizi terbiye etmek için ne yapmamız gerekiyor hocam? Nefsimizi terbiye etmek için ne yapmamız lazım? Peki teşekkür ediyoruz. Size şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Teşekkürler. Nefis nice yüceyi cüce edermiş.
Adâ adûvvüke nefsükelletî beyne cembeyk. En amansız düşmanın iki yanın arasındaki nefistir. Sevgili Peygamberimizin duasına bakın. Rabbi la tekilni ilâ nefsî tarfete ayn. Ya Rab, bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. Nefsin tabiatında merkeplik var diyor Mevlana. Onun yularını serbest bırakma. Merkebin yularını serbest bırakırsan o ahıra gider. Seni de beraberinde götürür. Nefsimde ne var benim ki? Kibir var, kin var, öfke var, haset var, düşmanlık var, inatlık var, cahillik var. Bunu terbiye etmeliyim işte. Neye kibredersin? Nasıl kibrediyorsun? Kibriya o azamet hakka yarar. Kul olan da bu sıfatlar ne arar? Neye kibrediyorsun yani? Başlangıcı, affedersiniz, iki idrar yolundan gelmiş olan, başlangıcı bir nutfemeni, sonucu da cife, en yakınlarının burunlarını tıkayacağı manzara, neye kibrediyorsun? Bunu düşünmeli ve kibrimi, gururumu secdeye varmalıyım. Rabbimin huzurunda onun büyüklüğünü anlamalı, ona tazim etmeliyim. Oruç tutarak emrin başım üzerine ya Rab, bu verdiğin nimetleri sen verdin. Bakın geçici bir zaman içinde böyle alınıyor. Meğer bu nimetlerin kadri kıymeti neymiş, bunu anlayayım diye bunu verdin ya Rabbi demeliyim. Hulasa nefsimi ibadetlerle de terbiye ederim. Onun arzusuna uymamakla, frenlemekle terbiye ederim. Terbiye edersem tabii o zaman yücelirim. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi kamile. İnsan-ı kamil haline gelir. İnsanoğlu nefsini terbiye etmekle. Nefsin en alt mertebesi emmare. Nefsi emmare. O müminde de var, münkirde de var. En üstü de kamile. Ama mümine yakışan hiç olmazsa ikinci basamak. Onun adı ne? Levvame. Ne demek? Yani günah işleyince bundan pişmanlık dolayı yüreği yanıp pişmanlık duyan. Haddini biliyor Allah'a karşı, boyun büküyor, gözyaşı döküyor. En azından Müslüman bu hal üzere olmalı. Müslüman hiç olmazsa Levvame. Yani günah işleyince mağrurlanmamalı da haddini bilip ondan tevbekar olmalıdır. Evet. Mümine yakışan bu. Yoksa bu nefisle şeytanın bize yaptırmayacağı yoktur. Allah razı olsun hocam. Evet, evet. Evet arkadaşlarımız şu anda oradaki iftar dakikalarını bizlerle paylaşıyorlar. Tabii İstanbul'un dışından gelenler de mutlaka vardır. Sorduk ama öğrenemedik nereden geldiklerini. İlerleyen bölümlerde tekrar bağlanacağız. İftar hazırlıklarını yapmışlar. Görüldüğü üzere poşetler var. Muhtemelen o poşetler dolu. Boş değil. Tencereler var. Ve tencerelerin içinde de ev yemekleri var. Mustafa yani. Acıktın mı? Evet, evet. Öyle dalmış ki bizi bile duymuyor. Yemeklere daldın değil mi Mustafa? Sarmalar, dolmalar, ondan sonra evet maharetli ellerle yapılan yemekler vardır mutlaka. Orada olmak vardı şu dakikalarda. Orada bulunanlara selam ediyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. İlerleyen bölümlerde tekrar uzanırız. Oradan sorular duyarız inşallah. Peki. Telefonumuz hazırmış. Telefonumuzu alalım. Sonra Instagram'a geçeceğiz. Sorularımız var. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyon sesini kısalım. Televizyon sesini kısalım. Buyurun efendim. İyi günler. Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Ben söylemesek yine doğum yaptım da hani bebeğe takılan takıları biz kullanamıyormuşuz anne baba olarak da kullansak geri iade koyuyormuşuz. Onun günahı var mı? Acaba doğru mu? Yani, peki cevabı evet. Reklamlardan sonra duyacağız. Lütfen siz televizyondan takip edin cevabı. İkinci şifrede inşallah reklamlardan sonra gelecek çok kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz. Bulsa bizini, arayı bulsa bizini, izinin tozuna
Eyvallah. Yüreğine sağlık sevgili Mustafa Akbaş. İftar saati devam ediyor sevgili izleyenler. Hocam, bir izleyicimiz sordu reklamlardan önce. Dedi ki bebeğimiz oldu. Bebeğe takılan takılar var. Bu takıları anne baba kullanamaz diyorlar. Böyle bir şey var mı? Doğru mu? Efendim, nasıl kullanamaz yani? Yani küçük bebek onu kullanacak hali yok ya. Ana baba elbette onu kullanırlar ya. Bir mahsur yok. Tabii efendim. Evet. Ente ve malüke leyebik. Sen ve malın babayındır. Evet. Hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ikinci şifreyi veriyorum sevgili izleyenler. İkinci şifremiz ana ay. İkinci şifre ana ay. Geriye sadece bir tane şifre kaldı. Evet, video sorularımıza geçelim. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir sorum olacaktı hocam. Bu camide namaz kılarken hocalar diyor ki saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Bazı kişiler de geliyor böyle zorla arasına girmeye çalışıyor. Namaz kılarken rahatsız oluyoruz. Kılamıyoruz. Rahat namaz kılamıyoruz yani. Bu safları sık ve düzgün tutmanın açılışını yapabilir misin bana? Ya o ya. Kadar rahat ve güzel sormuş ki. Yani bu soruyu ben tekrar tekrar izlerim, dinlerim yani. Bir daha izleyelim mi bu soruyu? Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir sorum olacaktı hocam. Bu camide namaz kılarken hocalar diyor ki saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Bazı kişiler de geliyor böyle zorla arasına girmeye çalışıyor. Namaz kılarken rahatsız oluyoruz. Kılamıyoruz. Rahat namaz kılamıyoruz yani. Bu safları sık ve düzgün tutmanın açılışını yapabilir misin bana? Efendim, yani beyefendi güzel soruyor hakikaten. Bakın, bu namaz saflarınızı düzgün ve sık tutunuz sözü doğrudur. Yani imamın da cemaati böyle uyarması gereklidir. Yani meleklerin Allah'ın huzurundaki safları gibi düzgün, muntazam saflar tutunuz. Yani hakikaten ne kadar hoşumuza gidiyor değil mi? Şimdi Kabe'de görüyoruz. Yani dümdüz Asya'dan, Afrika'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden renkleri, dilleri, kültürleri ayrı insanlar gelmiş ama gayet güzel saf tutuyorlar. Yani şu var, ifrat ve tefrit olmamalı. Beyefendinin dediği gibi illa sıkış sıkış olmanın da yeri yok ama gayri muntazam, safın biri burada, biri şurada, öyle de olmaması lazım. Yani bir itidalin olması lazım. Evet. Lasa. Evet. Peki, bir soru daha görelim. Teşekkür evet. ediyoruz bu arada izleyicimize. Tabii efendim. WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Sana bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz'i rüyamızda görmek için ne yapmak lazım? Ha, sağ olasın. Ne güzel. Yani birisi Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek istiyorum diyor da tuzlu bir yemek yediriyor. Rüyamda ne gördün diyor. Rüyamda böyle pınar başlarında, çeşme başlarında dolaştım. Yani şırıl şırıl akan berrak pınarlar başında dolaştım. Suya çok hasretim geldi ya, tuzlu yemek yedim diye. Yani Peygamberimiz Efendimiz'i de çok seversek gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olur. İnşallah. İnşallah. Ya. Evet, diğer soruyu görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Vücudumda dövmeler var. Evet. Ve pişman oldum ben. Bunun durumu ne olur? Namaz kılmakta tereddüt ediyorum. İyi akşamlar. Sevgili oğlumuz, ne güzel bak, tebrik ederiz. Neyse, bir zaman bir gençlik hevesi, arkadaş muhiti, onlar dövme yaptırmışlar. Bu da yaptırmış, onlara özenmiş. Ama şimdi de aklı başına gelmiş, buna pişmanlık duyuyor. Bu güzel bir şeydir.
dövme yaptırmak caiz mi, iyi bir şey mi? Yapan da, yaptıran da Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor rahmet peygamberi. Öyleyse bu işi yapmamalıyım. Delikanlı vaktiyle yapmış ama şimdi pişmanlık duyuyor. Namaz kılmaktan çekiniyorum diyor. Sakın ola. Yani abdesti de alır, gerekirse guslünü yapar ama namazını da kılar. O dövmede orada durur. Yani şimdi çıkaracak diyelim derinin altına işlenmişse onu nasıl çıkaracağım? O orada durur ama benim gönlümde olmaz o. Artık pişmanım. Onu Allah'ın Resulü doğru bulmuyor. Vaktiyle yaptım. Ondan dolayı da Rabbim'den af dilerim. Ama illa onu lazerle söktüreceğim diyerek de olmadık sıkıntılara girmem. Evet ama namazı kılabilir. Namazını da kılar. Abdestini alır, namazını tabii, kılar. Her türlü, tutar, her türlü kulluk yapabilir. Görevimi yerine getiririm. Evet. Tabii. Peki telefonumuz var sanırım. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Malatya'dan Murat Hanım. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı efendim. Size bir sorum olacaktı hocam. Evet. Benim 86 yaşında bir annem var. Evet. Beyin damarlarında kireçlenme olduğu için beyine kan akışı yok. Unutkanlıkları bayağı var. Mesela Şubat ayından beri sürekli Ramazanlık olduğunu zannediyor. Orucun... Bu orucu da tutamıyor tabii, ilaç kullanıyor. Hı hı. Kefaretini vermek gerekiyor mu yine? Fidyesini. Şimdi büsbütün annenizin aklı başında olmamış olsa, baygın vaziyette olsa o zaman oruçla mükellef olmaz. Fidye de vermek gerekmez ama şimdi aklı geliyor gidiyor. Şayet imkanınız varsa fidye veriniz. Yani nedir? Nihayet 600 lira asgari. Ya günlük 20 liradan diyor hocam. Günlük hocam, 20 lira. Evet. Hocam şöyle bir şey var. Mesela güneş olduğu zaman pırıl pırıl güneş var ama yağmur yağdığını zannediyor. Yağmur mu yağıyor diyor. Bu kadar yani bilinci fazla gidip geliyor. Gidip geliyor. O yüzden büsbütün... Baygın vaziyette demek mümkün değil. Bitkisel hayatta demek mümkün değil. Evet. Yani o yüzden her ihtimale karşı verseniz daha iyi olur yani. Tamam, fidye verseniz daha iyi olur. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Instagram'dan sorular var. Hocam şöyle bir soru var. İlginç bir soru. 19 yaşında bir kardeşimiz yazıyor, bir kız. 19 yaşındayım. Daha önce kötü herhangi bir şeyler yapmadığım halde babam beni evden hiç çıkartmıyor. Hiç ama hiç evden çıkartmıyor. Her yere kendi bırakıyor. Markete bile yollamıyor. Evde hapis hayatı yaşıyorum ve canıma kıymayı düşünüyorum. Onun yüzünden, yani babasını kastediyor, dinden soğudum. Siz de bana onu savunacaksınız biliyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu zamana kadar çok dua ettim ama dualarım kabul olmadı diyor. Şimdi biraz önce bir ifrat tefrit dedim evet. Muhsin Bey. Yani sehbanın ne altı ne üstü. İtidal olması. Babayı tebrik ederiz. Kızını ele güne böyle bırakmak istemiyor. Yani bu tehlikeli zamanda gözümün nurudur, ciğerimin paresidir bu yavrum. Ben bunu yad ellere bırakamam. Son derece bir korumacılık var. Biraz ileri gidiyor. Hocam biraz, hiçbir yere göndermiyor. Hiçbir diyor. Yere bırakmıyor. Evden dışarı i̇şte, çıkamıyorum diyor. İşte bu kadarı da fazla ama hanım kızımız böyle babanın elini bıraksın da ayağını öpsün. Nice babalar var. Baba sağ, evlat öksüz. Baba sağ, evlat öksüz. Yani ne iyi babam var benim ya. Benim için nasıl titriyor. Ne mübarek adam bu adam. Ne muhterem adam. Ne saygıya layık adam bu. Diye kızımızın babasının bu tavrından memnun olması lazım. Ama baba da ileri gitmemeli. Kızımız da ileri gidiyor. İntihar edeceğim. Kızım ne diye intihar düşünürsün ya? Demek ki çok sıkmış hocam baba.
Markete bile yollamıyor diyor. İşte esirgiyor. Evet. Gözünden esirgiyor derler ya. Evet. O yüzden gel baba bu kadar baskıcı olmamalı. Ama kızımız da bundan dolayı böyle babasından dinden soğuyacağım diyor. Yok. Yok soğudum diyor zaten. Ya? Babamın yüzünden dinden soğudum dinden diyor. Dinden soğumasın kızımız. Babasından da soğumasın. Dinden de soğumasın. Ama aklını başına alsın. Demek ki bir tehlike var ki kurda kuşa yem olmayayım diye babam beni esirgiyor. Ne mübarek adam demeli. Evet. Evet. Peki yine Instagram'dan bir başka soru. Kadınlar çıplak ayakla namaz kılabilirler mi? Çorapsız kılınan namaz kabul olur mu? Hanefi'ye göre çıplak olabilir ama Şafii'ye göre illa giyili olması lazım. Demek ki imkan nispetinde çorapla kılalım. Bir başka soru. Ebru Hanım soruyor Instagram'dan. Ben doğduğumda halama evlatlık verilmişim. Şimdi ise onlara anne baba diyorum. Beni doğurana anne demiyorum. Ve onu kabul etmiyorum. Bunun günahı var mı? Kızımız bu da ileri gitmesin. Hala ana yarısı derler ya. Hala ana yerindedir. Hala ana yerindedir. Yani ne var ne olmuş anne dedim. Halama anne dedim. Saygı ifadesidir yani. Bundan da kızımız çekinmemeli, arlanmamalı. O seni evlat diye kabul ediyor. Yani kardeşimin bana emanetidir diye kabul ediyor. Sen de ona saygıda kusur etme. Kendisini doğurana anne dememesi yanlış diyorsunuz. Doğru değil. Tabii. Evet. Ve onu da kabul etmiyorum diyor. Yani evet. Anne olarak da kabul etmiyorum diyor doğurana. Annesini kabul etmiyor hocam. Ha, annesini. Tabii tabii. Niye kabul etmiyor? Yani evlat olarak, evlatlık olarak verilmiş halaya. Herhalde şimdi öfkeleniyor ona. Muhtemelen onu açıklamamış diyor ki beni doğurana anne demiyorum. Yani kendi annesini kastediyor. Anne demiyorum anne ve onu da kabul etmiyorum diyor. Ha, halama da anne demek istemiyor. Ona hala diyor tamam ona anne diyorum diyor. Ona zaten. Anne diyor evet. Ama bu sefer annesine evet, öfkeleniyor. Beni doğurana anne demiyorum onu da kabul etmiyorum diyor. Bu da yanlış. Hangi şartlarda? Herhalde çok iyi niyetlerle. Bizim nasıl olsa evladımız var. Bu kızımıza da bacım baksın da evlat yetiştirme zevkini yaşasın diye herhalde çok iyi niyetle emanet etmiştir. Yani böyle hemen ön yargılarla beni doğuran ana nasıl buraya verdi? Ona ana demek istemiyorum. Gel. Bu da yanlış. İleri gitme. Hatta günah aşma. Olur diyorsunuz. Tabii. Evet. Evet. Peki. Düşünebiliyor musunuz anne ne kadar üzülür bu durumdan dolayı? Ne tabii kadar? De. Yani bir evladın kendisine anne dememesi kadar ağır bir herhalde tabii. Üzüntü verici bir şey olamaz herhalde. Ya da baba dememesi kadar. Peki şu anda tekrar Sultanahmet'e gidelim. Arkadaşlarımız olarak artmış. Hemen sizi tanıyalım. Öncelikle nereden geliyorsunuz? Kimlerle geldiniz? Ve iftar menünüzde neler var ve sorunuz varsa alalım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Evet sorum var. Kadın eşine kendi işini kendin yap deme hakkına sahip mi? Kadın eşine kendi işini kendin yap deme hakkına sahip mi? Hulasa Rabbimiz ve aşiruhunne bil maruf. Eşlerinizle iyi geçininiz. Yani illa kendi işini sen yap diye sert bir şekilde söyleyeceğimize beraber yapalım ne olur. Yani hulasa saygı ve sevgiye ihtiyaç var. Saygı. Yuvada iki mühim unsur, karı, koca. Onları birbirine bağlayan iki bağ, sevgi bağı, saygı bağı. Hocam bu cümleyi kadın erkeğe, erkek de kadına yani ayırmamak lazım değil mi? Bu cümleyi tabii, ayırmamak tabii, lazım. Tabii. Yani kadın tabii. Eşine söylememeli. Aynı şekilde erkek de eşine erkek bunu söylememeli. Erkek de eşine söylememeli. Yani illa gönül alıcı, Dilara kızımızın adı gibi gönül alıcı birbirine öyle davranmalıdırlar. Nereden, o soruyu da sorayım tekrar. Nereden geliyorsunuz? Biraz sohbet edebilirsek sizinle. Kimlerle geldiniz? İstanbul. İstanbul'dansınız. İstanbul'dan. Evet. Kalabalık görüyoruz. Sizin aileniz mi? Şu evet. Anda masada oturduğunuz sizin aileniz. Evet, bayağı kalabalığız. Annem, kız kardeşim, maşallah. Arkadaşlarım,
maşallah, oğlum. Maşallah. Maşallah. Hepimiz aile olarak geldik. Peki, İftar yapacağız inşallah. Ayıp olmazsa iftar menünüzde ne var sorabilir miyim? Hmm, şimdi çorbamız var. Daha sonra taze fasulyemiz var. Kızartmamız var, pirinç pilavımız var. Salatamız var, börek var, kek var. Maşallah. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Doğru. Afiyet olsun o zaman. Hocam burada biz yokuz orada. Burada bir sofra var Muhsin Bey. Evet, oraya bakalım o zaman. Teşekkür ediyoruz sizlere. Bereketli olsun sofralarınız inşallah. Orada olmak vardı şu an. Hay maşallah. Hocam ben bakamayacağım. Siz ben dayanamıyorum. Siz Allah Allah. Hoş geldiniz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı iftarlar diliyorum. Sizi tanıyalım, sizi tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? Hayırlı Ramazanlar. Ben İstanbul Bahçeli Evler'den geliyorum. Filiz Çetinler'den ben. Görebilirsek. Geliyorum. Hanımefendi, bugün evet. Ailecek. Değişiklik olsun. Kimlerle geldiniz? Bugün menümüzde neler var? El birliğiyle imece usulü. Efendim? Ben bölmeyeyim en iyisi. Siz devam edin. Evet. Evet. Buyurun. Ses gidip geliyor sanırım. İletişimde zorluk çekiyoruz. Sorunuz var mı hocama? Onu alalım. Sorunuz varsa. Evet. Evet. Hocam, babam hocamın çok büyük hayranıydı. Tarih itibarıyla bugün seneyi devriyesi kaybettik. Nur Saçan hocamdan başka bir şey dinlemezdi. Kanal 7 ve Nur Saçan hocam çok büyük hayranınızdı. Şimdi Kanal 7 mikrofon uzatınca ben çok duygulandım. Çünkü çok büyük bir tesadüf oldu. Babamı kaybettiğimizin birinci yılı. Ve tam bugün. Mevla rahmet eylesin. Sizlere hayırlı ömürler versin. Hocamdan başka birini dinlemezdi. Saatlerce. Allah. Amin hocam. Allah razı olsun. Ben sizden babam için dua rica ediyorum. Mevla ona da cümle Osman geçmişlerinize rahmet eylesin efendim. Evet. Amcam Salim Kır. Her ikisini de kaybettim. Bazen böyle kızardım. Baba, Nur Saçan hocadan başka bir yer niye izlemezsin derdim. Kızım sen biraz daha yaşlanınca anlarsın derdi. Çok üzülürdüm. Onun için çok duygulandım şu an. Çok aslında sevinçliydim ama şu an çok duygulandım. Dua istiyorum sizden hocam. Peki, Mevla, teşekkür ediyoruz. Annem için her ikisini de kaybettim. Teşekkür ediyoruz. Ben biraz bu duygusal bu duygusal atmosferi biraz dağıtmak adına sorayım o halde. Duygulandığınızı görüyorum da. İftar menünüzde neler var? Biraz anlatır mısınız? İftar menümüzde neler var? Bugün imece usulü yeğenlerim burada. Babamın torunları, çocukları burada. Ispanaklı börek var. Çok güzel, ben yaptım. Övüneceğim. Önce önden başlayayım. Yoğurtla, ıspanakla yaptım. Dolmamız var, kuru dolma. Zeytinyağlı dolmamız, kısırımız. Salatamız, kalbura bastığımız var. Biz Mayburtluyuz, bizim yöremize özgü kalbura bastı yaptık. Meyvemiz var, Allah ne verdiyse açtık. Misafirlerimiz de var burada, çok hoşuma gitti. Yan tarafımdaki misafir, Lübnanlı bir beyefendi geldi, masamızı paylaşabileceğini söyledi bizimle. Çok duygulandım, çok hoşumuza gitti. Buyurun hep beraber, Allah misafiri dedik. Güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Allah. Evet, Allah sofranızı bereketli kılsın. Bereketli sofralarınız olsun. Teşekkür ediyoruz. Amin. Yayınımıza katıldığınız için. Babanıza bir kez daha rahmet diliyorum burada. Hocam da dua ediyor zaten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hocamın ellerinden öperim. Allah razı olsun. Eksik etmesin duasını bizlere. Hoşçakalın. Ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Ne kadar güzel. Sağ selam ediyoruz. O ya. Masada bulunan misafirlerimiz var. Misafirlerimizi tanımıyoruz diyor.
gelmişler, oturmuşlar, kaynaşmışlar şu anda iftar sofrasında. İşte iftarın güzelliği bunlar. Birden aklıma bu işte kutsal topraklarda Mekke'de ya da Medine'de iftar saatleri geldi. Orada da Müslümanlar hiç tanımadıkları bir sofraya oturuyorlar. Orada Müslüman kardeşleriyle, farklı kıtalardan gelen Müslüman kardeşleriyle iftar açıyorlar. Biz de Sultanahmet'te ve sair iftar sofralarında bunu yaşıyoruz hocam. Evet. Ne kadar güzel. Doğru efendim. Peki, Instagram'dan bir soru var. Hocam, diyor ki bir izleyicimiz, Peygamberimizin, Yiğit Bey soruyor, Peygamberimizin cenaze namazını kim kıldırdı? Efendim, sevgili Peygamberimizin cenaze namazını kimse kıldırmadı. Efendimiz vefat buyurdu, yıkandı, kefenlendi ve namaz kılınmaya hazır hale getirilince, şimdiki bulunduğu yer Ayşe annemizin odasıydı. O da boşaltıldı, melekler kıldılar. Arkasından erkekler kıldı, sonra çocuklar, sonra kadınlar. Ama herkes kendi başına, cemaatsiz, yani herhangi bir imam olmaksızın. Çünkü Peygamberimiz sağlığında da ümmetin imamı, vefatında da imamı, herhangi bir imam olmaksızın demek ki cenaze namazı böyle kılındı. Evet. Bir başka soru. Din değiştirmenin hükmü nedir? Yani Müslümanken başka bir dine geçenin durumu ne olur? Olabilecek en kötü şeydir Muhsin Bey. Olabilecek en kötü şeydir. Yani demek bir adam Müslümanken İslam'dan çıktı, bitti. Ne amel, ne iman, hiçbir şey kalmadı, ne nikah. Olabilecek en kötü şeydir. Allah muhafaza Allah buyursun olsun. Ya. Rabbim muhafaza buyursun. Ona Allah bize anamız Müslüman, babamız Müslüman. İslam'ı aramadan bulduk. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde dünyaya geldik. Ama tabii arzumuz da o imanla gidebilmek. Yani niye bir günde, bakın şu Ramazan gününde 60 defa İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velettallin. Ya Rabbi, sana giden yolda, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin yolundan ayaklarımızı sabit kademeyle kaydırma. Amin. Ya Rab. Amin. Kendilerine gazap ettiğin, sapıklıkta kalmış kişilerin yoluna değil ya Rab diyoruz. Peygamber yolunda eyle, şehitler yolunda eyle diyoruz. Hem de bir günde 60 defa diyoruz bunu. Yani o yüzden İslam'dan çıkıp bir başka inanca intisap etmek, yani bir Müslüman için olabilecek en kötü şeydir. Evet. Bu arada hocamın kız ve erkek isimleri tavsiyesi var. Onu söylemişti bana, ben not aldım bugün için. Onu ileteceğim. Bize de yazanlar oluyor. Hocam işte oğlumuz olacak ya da kızımız olacak. Hocam bize bir isim söylesin diye. Hocamın söylediği isim Abid ve Abide hocam. Doğru. Kız ismi Abide. Evet. İbadet eden demek. Abid erkek için. Abi tavsiyesi. Erkek ismi, ibadet eden. Abide. İbadet eden hanım. Evet. Anlamına. Evet. İki isim. Abid ve Abide. Kur'an-ı Kerim'de de el-abidun, el-hamidun, es-saihun diye geçer ya yani. Evet. Evet. Peki o zaman yavaş yavaş konumuza geçelim mi hocam? Evet efendim. Dün giriş yapmıştık. Peygamberliğin ilk gününde Efendimizin yanında kadın vardı. Hazreti Hatice annemiz vardı. Peygamberliğin son gününde de yine yanında kadın vardı. Hazreti Ayşe annemiz vardı. Doğru efendim. Dolayısıyla İslam'da kadının yeri ve önemi. Hemen şu soruyla başlayalım. Cennet yolcusu hanımların, kadınların vasıfları nelerdir? Efendim, Ümmü Umare Hazretleri diyor ki, Kur'an'da hep erkeklerden bahis geçiyor diyor. Yani kadınları ifade eden kiplerle kadın nitelikleri olsa diye arzu ediyor. Bu arzusunu onun üzerine böyle bir ayet geliyor. Bakın, mümin erkeklerin, mümin kadınların cennet yolcusu. Bu kişilerin
10 nitelikleri, bizde onlar var mı? Kendimizi test edelim. Evet. İnnel müslümine vel müslümat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Vel müminine vel müminat. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitat. İtaatkar erkekler, itaatkar kadınlar. Ve sadıkine ve sadikat. Özde ve sözde dürüstlüğü ayrılmaz prensip edinen erkekler ve kadınlar. Ve sabirine ve sabirat. Sabırlı erkekler ve sabırlı kadınlar. Vel haşi'ine vel haşi'at. Huşu duyan erkekler ve kadınlar. Vel hafizine firucehum vel hafizat. İffetlerini, şereflerini, namuslarını koruyan kadınlar ve erkekler. Ve zâkirîn Allâhe kesîran ve zâkirât. Allah'ı çok çok anan erkekler ve kadınlar. 10 tane özellik. Ne var ya Rabbi bunlara? Eaddallâhu lehum mağfire. Allah onlara bağış hazırladı. Önce bağış. Bağış olmadan cennet, cemal olmuyor. Ve ecran azîmâ. Ve büyük ödül, büyük mükafat. Allah onlara önce bağış, sonra da ecr-i azim, cennet, cemalullah onlara vaat ediyor. Evet efendim. Yani kadın sadece eş değildir. Annedir, anneannedir, babaannedir, evlattır, torundur. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakın Nisa diye sure var. Nisa ne demek? Kadınlar demek. 34 yerde Meryem kelimesi geçer. Meryem diye de bir sure vardır. Evet efendim. Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri Arafat'ta hastalanmış. Peygamberimizin de akrabası olur. Ziyaretine varıyor. Mübarek elini alnına koyuyor. Allahümme şfi Sa'den. Allahümme şfi Sa'den. Ya Rabbi Sa'de şifa ver. Sa'de şifa ver. Ya Resulallah, çok servetim var, bir tane de kızım var. Servetimin tamamını vasiyet edeyim mi? Hayır, etme. Yarısını edeyim mi? Hayır. Üçte birini edeyim mi? Üçte biri de fazla olmakla birlikte üçte birini geçmemek üzere vasiyet edebilirsin. Sa'd ibn Ebi Vakkas, aileni fakir bırakmandansa varlıklı bırakman daha iyi. Eşiğin ağzına lokma koymanda senin için ecir var, mükafat var. Yani mekarimi ahlak, en güzel ahlaki münasebetleri bize öğreten Allah elçisi, bakın erkeğe böyle diyor. Eşiğin ağzına lokma koymanda senin için ecir var. Ayşe annemiz diyor ki, ben kemiğin etli kısmını ısırırdım. Allah Allah. Aynı yerden Peygamber Aleyhisselam ısırırdı diyor. Allah Allah. Peygamber Aleyhisselam'a su ikram ederdim. Önce benim içmemi söylerdi. Ben bardağın neresinden içtiysem Peygamber Aleyhisselam oradan içerdi. Bir gün sordum, beni nasıl seviyorsun? Seni gördüğüm gibi seviyorum. Pek hoşuna gidiyor Hazreti Ayşe'nin. Aradan zaman geçiyor. Ya Resulallah, kördüğümden ne haber? İlk günkü gibi diyor. Ve Efendimizin buyruğuna bakın. İnner racul izâ nezara ile emraeti. Bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da onlara rahmetle bakar. İşte yuvada buna ihtiyaç var. Ellerini aldıklarında tesakatet sünubuhuma min hilali esabihima, parmaklarının arasından günahları dökülür. Ey Allah'ın Resulü, bize dünyada ne tavsiye edersin? Üç şey tavsiye ederim. Merak ettiniz mi? Üç şey tavsiye ediyor Allah'ın Resulü. Allah'ı seven bir gönül, Allah'ı anan bir dil ve kişinin mutluluğuna mutluluk katacak saliha bir eş. Allah kime saliha eş verdiyse dininin yarısını kurtarmıştır. Allah'tan korksun, geri kalan yarıyı da kendi kurtarsın.
Saliha iş nasıl olur ya Resulallah? Yüzüne bakarsan seni sevindirir. Emredersen itaat eder. Kocasının gıyabına malını ve iffetini korur. Şu hatırayı anlatayım. Hoca Ragıp Paşa var. Hoca Ragıp Paşa biraz sert mizaç bir insan. Ama hanımı da edibe, şaire bir kadın. Şimdi bakın, eşi bir gün şöyle diyor. Bülbülüle hemdem olmuş bir gurabı naseza, daim feryadı gurab eyler, acayip bundadır. Yani bir bülbül ile bir karga eş olmuş. Bu eşlikten şikayet etmek hakkı bülbülün iken, bizim işte tuhaflık bu ki karga şikayetçi. Yani Hoca Ragıp Paşa'yı karga ediyor, kendini bülbül ediyor. Bülbül ile karga eş olunca bu işten kim şikayet etsin? Bülbül. Ama bizim işin tuhafı o ki karga şikayetçi diyor. Ama onun üzerine bakın, Hoca Ragıp Paşa'nın verdiği cevap. Güzelin hüsnü gibi hulku da gerektir yarına. Yoksa çok suret yaparlar kilise duvarına. Bir kadının yüz güzelliği gibi huy güzelliği gerekir. Huy güzelliği yoksa kilise duvarında çok Meryem resimleri vardır. Evet efendim. Allah razı olsun. Muhsin Bey, sevgili peygamberimizin var mı? Mustafa Hocam, Bey hareketlendi evet, de. Evet, çocukların soruları varmış. Ben bölmek istemedim ama çocuklarımız da orada beklesinler de istemiyorum. Sultanahmet'te size soru tamam. Sormak istiyorlarmış. Öyleyse bekletmeyelim. Evet, tamam. Hemen çocuklarımızın Buyurun. Sorularını bir duyalım. Sultanahmet'e tekrar tamam. Gidelim. Devam ederiz inşallah konuya. Evet, sizdeyiz. Buyurun sorularınızı duyalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm sünnet selam. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? güzel oğlum. Diğer soruyu da duyalım hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben 9 yaşındayım. Ama sadece öğlene kadar oruç tutabiliyorum. Öğlene kadar tuttuğum orucun sevabı var mıdır? Sevabı vardır. Onun adına tekne oruç diyorum. Ha, tamam. Hocam biz sizi sipahane yapacağız. Sipahane Allah'ın ve hamdik vela kesin ve cennetlerce vela edenler. Hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Size bir sorum var. Yalan söylemenin günahı nedir? Peki. Teşekkür ediyoruz. Oradaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Orada bulunan ailelere çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Var mı oradan başka soru sormak isteyen hocamıza? Yok sanırım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar şimdiden. Evet, ilk kardeşimizin sorusu. Sünnet Muhsin olmaktan Bey. Korkuyorum. Sünnet olmak zorunda mıyım diye yani sordu. Yani o güzel yavrumuza ben şu hatıramı söyleyeyim. Evet. Torunlarımı sünnet ettiriyorum. Sıradan bir sünnetçi getirdik. Evet. Çocuklar sanki boğazını kesecekmişin gibi bağıra, çağıra, akıllarını kaybedecekler neredeyse. Ya sonra çocuğun biri sünnet olmadı, onu doktora götürdük. Doktor öyle çocuğu ikna etti, öyle ikna etti ki kuzu gibi çocuk teslim oldu. Ve illa bu işte olacak. Ama o yüzden bakın gecikmemesi lazım. Geciktikten sonra çocuklar psikolojilerine çok tesir ediyor. Ama olmamış olmaz. Ta Hazreti İbrahim'den beri gelen bir sünnet erkek vücudunda dinimiz İslam damgasını istiyor. Erkek bünyesinde İslam damgasını istiyor. Olmayınca olmaz. Ama yaş ilerleyince çocuk bu sefer korkmaya başlıyor. Bu dediğim bir uzman bir doktor onu ikna ederse çocuk, ha demek ki bunda bir şey yokmuş. Söylüyor, peşin söylüyor. Biraz acıtacak diyor. O olmamış olmaz, o kadar olacak. O doktor da açıkça söylüyor ve çocuk ama teslim oluyor. Öteki türlü olunca çocuk bar bağırıyor. Yani müthiş çocuk hasta olacak sanki. O yüzden usulüne göre yapmak lazım. İşi ehline yaptırmak İşi lazım. İşi ehline bırakmak yani lazım diyorsunuz. Evet. Evet. Neziha Hanım'ın sorusu var. Diyor ki dini nikahımız kıyılırken hoca mehir sormadı. Ben de söylemedim.
Eşim bundan dolayı sorumlu mudur? Gönlüm de mehrin verilmemesine razı değil. Yani diyor. Mehir olarak hanımefendinin hakkı vardır. O anda söylenmediyse şimdi ne yapılır? Mehri misil diye bir şey var. Evet. Mehri misil demek ne demek? O hanımın bulunduğu yörede o tip hanımlara mehir olarak ne veriliyor? Diyelim ki 10 altın veriliyor. Ha tamam. Bu hanımın mehri de 10 altın diye değerlendirilir. Mehri misil takdir edilir. Evet. Tamam. Telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Üçüncü şifre az sonra bu arada. Kur'an-ı Kerim hediyemiz için son şifre, üçüncü şifre az sonra. Ama önce telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam sizi duyuyor. Sorunuzu sorabilirsiniz. Buyurun. Hocam hayırlı akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar efendim. Hocam Kur'an-ı Kerim yıpranmış Kur'an-ı Kerimler ve hadisler vardı. Onları belediyenin geri dönüşüm birimi var. Kendilerine versek fıkıh yönünden onu sormak istiyordum. Evet. Valla bu geri dönüşüm meselesi çok güzel bir şeydir de. Acaba siz yakın biliyor musunuz orada ve insanlar üzerine çıkıp çiğneme filan olmuyor herhalde değil mi? Hocam ben sordum kendilerine de ayırıyoruz dediler. Böyle sadece sokaklarda değil, kesinlikle çöp falan değil dediler. Aman. Bir dönüşüm birim merkezi varmış, onları ayıklıyorlar. Aman ne güzel. Bize yerler ama tekrar hamur haline getiriliyor. Bizim aman ne güzel. Kur'an-ı Kerimler de yerlere gitmesin diyor. Yok en idealdir, doğrudur. Gayet güzel bir yoldur o yol. Isıtılıyor, evet. Tekrar presleniyor. Tabii. Yeniden evet. Kazandırılıyor efendim. Evet. Doğrudur, yani. Doğrudur. Evet, ısıtıldıktan sonra. Gayet yani güzel. Hocam peki ben ilaveten şunu sorayım. Başka sorunuz var mı bu arada? Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Bunun dışında önereceğiniz var mı? Böyle yıpranmış, eskimiş eserler için. Bu beyefendinin söylediği idealdir. Yani bu ama seviye... Ama her yerde bulamayabilirler. Ne işte, yapmalı izleyicilerimiz? İşte bunu bulması o zaman bir beze sarar. Ayak değmeyen bir yere gömeriz. Gömmek mi daha uygun? Evet. Doğru. Gömmek. Bir başka izleyicimizin sorusu var. Çocuk emziren bir kadın oruç tutamadığı için fidye ile mi tamamlaması lazım? Yoksa ilerleyen zamanlarda orucunu kendisi ya, tutacak mı? Ya güzel bir soru. Yani şimdi emzikli bir kadın çocuk emziriyorum diye oruç tutmuyor. Fidye vereyim iş bitsin. Yok öyle şey. Yok. İleride oruç tutacak. Yani ya kalıcı bir rahatsızlığı olmadığı için. Tabii. Fidye vermeyecek. Bebek büyüdü. Annesinin sütüne ihtiyaç kalmadı. O zaman hanımefendi tutmadığı günler sayısınca oruç tutacak. Evet, fidye peki. Yok. Fidye reklam yok. Aramız var. Reklamlardan sonra üçüncü şifre geliyor Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. 30 saniye. 30 saniye sonra birlikteyiz. Ayrılmayın lütfen. Evet tekrar birlikteyiz. Hocam yarım kaldı konumuz. Tekrar devam edelim. Efendimizin en son irşadı ya. Ne olmuştu diye soralım. Ve konumuzu tamamlayalım inşallah. İnsanlığın son mürşidi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam son günlerini yaşıyor. Yani tevafuka bakın ki bu günler de tam o günler. Sevgili Peygamberimizin dünyamızdan ayrılış tarihi 8 Haziran'dır. Evet, 8 Haziran. Demek son günleri, son mesajları sevgili Peygamberimizin. Es-Sala, En-Nisa, En-Nisa ve Ma Meleket Eymanukum. Üç şeye dikkat çekiyor. Bakın. Namaz. Allah Allah. Namaz. En-Nisa. Kadınlar. Kadınlara zulmetmeyin. Onları aşağılamayın. Onlara zulmetmeyin. Yani dün iftara yakın dinlediğimiz olay yüreğimizi yaktı değil mi? Yani. O telefon, son telefonu diyorsunuz. Evet efendim. Yani evet. Allah'ın Resulü dünyadan ayrılırken bunlara vurgu yapıyor. Namaz. Kadın. Ve ma meleket eymanukum.
ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz, ya kölelerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Kölem, cariyem demeyin. Oğlum, kızım deyin. Müslümanlıkta köle almak, köle olmaktır. Lafa bak. Müslümanlıkta köle almak, köle olmaktır. Yani Zeyd İbni Harise bakın, köleydi değil mi peygamberin? Peygamberimiz onu hürriyetine kavuşturdu. Hürriyetine, madem hürriyetine kavuştun hadi git. Yok gitmiyor. Ayrılmıyor Allah'ın razı. Hatta vakit. Evet hocam yine bitiriyoruz. İftar masamıza geçelim mi? Yavaş yavaş iftar soframıza geçelim. Kısa bir aramız var. Aranın arkasında inşallah iftar masamızda, iftar soframızda birlikteliğimiz devam edecek. Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Hemen son şifremizi vereceğiz Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. Ondan sonra da iftar masamıza, iftar soframıza geçeceğiz. Bugün için son şifre, bugün için üçüncü şifremiz. Çocuklar yıldızlar durumundadır. Çocuklar yıldızlar durumundadır diyoruz ve iftar masamıza geçiyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Akbaş. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Evet iftar masamızdayız, iftar soframızdayız. Efendim yurt dışından misafirlerimiz var, konuklarımız var. İftar soframızda hocamın konukları bugün. Avusturya değil mi efendim? Evet Avusturya. Sizi tanıyalım hemen. İbrahim Boyraz, Yozgat Sarıkaya'dan Viyana'da yaşıyorum. Kaç yıldır Viyana'dasınız? Yaklaşık 16 yıldır Viyana'dayım. 16. Dört kardeşler, dört kardeşler. Evet. Hemen sizi de tanıyalım. En büyüğünüz kim bu arada? Hepiniz... Evet, tamam. Sizin isminiz nedir? Bakiye Taşkın. İstanbul'da kalıyoruz. Küçükçekmece'den. Evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım hemen. Sizin isminiz nedir? Fatma Taşkın. Fatma Hanım, hoş geldiniz siz de. En büyük kim? Ablamız kim? Benim. Sizsiniz. Sizin hemen mikrofonu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler. Misafirler gelmiş herhalde yurt dışından. Evet. Güzel. Kardeşim. Bir sorusu var Muhsin Bey. Nedir sorunuz? Hanım kardeşiniz tamam, biraz sorsun. Önce bana bir şey söyledi. Evet. Tamam buyurun. İkindinin farzı kılınmaz. Yani kazası yani. Olmaz. Kazası olmaz yani. Diye böyle bir şey. Yani böyle... farzı da kılıyordum. Evet. Öyle dediler yani. Kazasını o kılmayacaksın yani ikindinin. Bak, evet. Beş vakit namazın kazası olur. Hatta o yatsıdan sonraki vitir namazı var ya, onu kılamadıysak onun kazası da olur. Şu var ki, ikindi namazının kazasını kılarken, güneş batarken tam o noktaya bırakmamak lazım. O noktaya bırakmamak lazım. İkindiyi vaktinde kıldım, kaza borcum var. Kılabilir miyim? İkindi namazının arkasından kılabilirim. Evet. Peki sizin de bir yani. Sorunuz varmış İbrahim Bey. Evet efendim. Geçmişe dönük fitrelerimiz olan kişiler geçmişe dönük şu anda ödeyebilir mi? Ödeyebilirler mi yani? Tabii ödese tabii sevaptır. Yani diyelim ki 5 sene önce ödemedi. Bir kişiye vaat etmiş bu kişi benim arkadaşım birisi tamam. aradı. Ona mı verilmesi zorunda yoksa herhangi birisine verilmesi mi gerekiyor? O da duydu herhalde şimdi. Duyma yok. Yani duyma yok. Birisini kendisi öyle, öyleyse şart değildir. Işte. İhtiyaç sahibi fakirlere verilir. Bir sorum daha olacak hocam. Kısa bir sorum. Bu seferi oruçlarımızı yediğimiz zaman hangi günlerde tutmamız lazım veya herhangi bir günde tutmamız lazım? Herhangi bir günde. Mesela diyelim ki hadi kış mevsiminde tutabiliriz.
Yazın kaldıydı, teşekkür kışın ederim. Olmaz diye bir şey yok. Evet. Peki, evet. Telefonumuz hazırmış. Hemen telefonumuzu alalım. İzleyicimizden evet, şifreleri isteyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkürler, evet. Hayırlı akşamlar. Hemen şifreleri alayım sizden hanımefendi. Birinci şifremiz yuvada baba güneş. Evet. İkinci şifremiz anne ay. Evet. Üçüncü şifremiz çocuklar yıldızlar durumundadır. Evet hocam, sizin seçtiğiniz şifre. Ya, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Adresinizi, hediyenizi inşallah ulaştıracağız. Diğer izleyicilerimiz Sevim Soya İstanbul'dan aramış. Sahire Doğan Balıkesir'den aramış ve şifreleri söylemiş. Maşallah, tebrik evet, ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Adresine inşallah hediyelerini yollayacağız diyoruz. Ve duayla da programımızı noktalıyoruz. Hayırlı iftarlar. Amin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahümme leke sumt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ala rızkike eftar. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık. Sana güvendik. Senin verdiğinle İftar açmaya hazırlanıyoruz. Mal kusur makbul eyle ya Rab. Amin. Yaptığımız mali, bedeni ibadetleri ah seni kabulle makbul eyle. Amin. Ticareten len tebur sırrına mazhar eyle. Amin. Ya vasi'al mağfire. İğfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hesab. Rahmeti bol Mevlam, beni, ana babamı, bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rab. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme sallam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alelfelâh. Hayya alelfelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bizi yediren, içiren, giydiren ve bizi Müslümanlardan yapan Allah'a hamdolsun. Senin rızan ile orucu tuttum. Sana dayandım, sana inandım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Allah'ım, bizi afiyetle yaşat. Yemeğimizi mübarek eyle. Kalplerimizi nurlandır. Bize merhamet eyle. Bizden razı ol. Amin.